Korkuyorlar. Bakın korkuyorlar. Şimdi size buradan yani bir örnek göstereceğim. Derinden mi korkuyorlar, karşıdakinden neden ben korkuyorlar? Bakın ben ispat edeyim. Bakın vursun şimdi bu. Bakın birazdan bir şey göstereceğim tamam. size. Bu şimdi bahsedilen yani dönecek köşeyi Kassam'ın roketlerinden evet. biri demin simülasyonunu gördüğümüz. Evet. Şimdi ağzın içine kadar giriyor aslında. Tank burada. Tank şurada. Yani yaklaşık 30-40 metreden bahsediyoruz. Evet. Yakın çekim olsaydı daha iyi Burada var mı? Attıktan bak. sonra da Ka kaçıyor o gidiyor. Evet. Devamı da geliyor Yani tankı vuranı şey e, tank vuramıyor. Çünkü zaten onun onu bulabilmesi için ilerleyebilmesi lazım. İlerleyemiyor. Çünkü köşeden atıyor Bu bunun, bunun bir daha bir görüntüsünü başa alma şansımız var mı? Şimdi bunu ha. mu? Ha. Dur, evet. Bakın durun durun lütfen. Duralım. Teşekkür ederim. Şimdi efendim bak. Bu köşeyi döndüğü zaman roketle Tank arasındaki mesafeyi sen söyledin. 30 metre. Hadi 50 olsun. Siz, siz, 40 olsun. Hadi ortada buluşalım. 40 olsun. O ivmelenmesi için yeterli mesafe yeterli. mi? Yani birkaç metre yeter. Yani 2, 2 metre içerisinde ivmeleniyor. Şimdi bakın 30-40 metre. Buradan şu stüdyonun öteki tarafı kadar hemen hemen. Ya da koridor kadar. Şimdi muharebede demin söyledim ya. Merkava tanklarının içerisinde 4 tane mürettebat, 5 tane de piyade askeri bulunur. Böyle dizayn edilmiş. O yüzden motorunu öne almışlar, arkada personele yer, açma, yer açmışlar. Peki bu beş asker ne için duruyor orada? İki şey için duruyor. Tank durduğu zaman ya da yavaş hareket ettiğinde, bu tankı korumak için o personelin görevi bu. Peki ne kadar mesleden korumaları lazım bunu? 30-40 metre, 50 metre. Yani Neden aslında 30 -40... biz burada askerleri mi görmeyiz? Dur bir dakika. Neden 50 metre? Çünkü el bombası atış mesafesidir. Yani asker piyade koruyacağı unsurdan el bombası mesafesince uzak durmak zorundadır. Ki işte bu da roket atış mesafesidir. El bombası mesafesi mantığı var. Bu duvarın burasında normalde asker olması lazım. Anladınız mı? Peki bu asker niye yok? Peki, tank mı hareket ediyor acaba? Hayır duruyor. Duran tankı vuruyor bakın. Çünkü hareket halindeki bir tankı klasik güdümsüz roketlerle vurmak çok zordur. Ne oluyor? Burada meskun mahal içerisine bu girdiği zaman tank duruyor. İstediğin tankı, dünyanın en süper tankını da getirseniz meskun mahalde durur efendim. Ayrıca hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Meskun mahal operasyonları tank ve mekanize birlikler kullanılır ama bu şekilde değil. Peki ne şekilde? Onu da İsrail düşünsün, akıl verecek halim yok. <laughs> Biz biliyoruz bunun nasıl olduğunu. Bu şekilde değil. Dolayısıyla olması gereken yerde asker yok. Tankı vur bakın vurduğu esnada dikkat edin. Etrafında da asker yok. Niye yok? İki sebepten. Bir korkuyorlar. Ölüm korkusunu aşamamışlar. Ölüm korkusu nasıl aşılı? Bir inanç gerekir. Yani inanmanız lazım. İki şiddetli, zorlu ve sıkı eğitimlerle ancak bu şeyi aşarsınız. Gece gündüz o tankın etrafında duracaksınız. Üstünde mermiler geçecek, tatbikatlar yapacaksınız, aydınlatmalar yapacaksınız, çamurun içine düşeceksiniz, kalkıp silahınıza ateş edeceksiniz filan filan. Yani bu iş öyle kolay değil. Hani o yüzden Türk ordusu dünyanın bir numaralı ordusudur, en güçlü ordusudur diye boşuna değil mi? Her şey silah değil. Aynı zamanda iman ve inanç gerekiyor. Birincisi bu. Yani baktığımda ben bir asker olarak, bir kurmay subay olarak şunu görüyorum. Bir kere askerlerde e, bu eğitimsizliği çok net görebiliyorum. Daha kötüsünü söyleyeyim İsrail için. Daha kötüsü tank ve mekanize birliklerin kullanım konseptlerinde taktik nosyon yok. Yani ask birlik komutanları tank ve mekanize birlikleri meskun mahal operasyonlarında kullanmayı bilmiyorlar. Bu yani subay durumundaki komutanları yönememişler. Bunu 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 yöneten, bu operasyonu az seviyede yöneten işte subay dediğimiz az birlik komutanlarının, ya yani az rütbedeki subayların Hı -hı. ...taktik nosyonlarının, taktik bilgilerinin olmadığını görüyoruz. Yani niye bilgileri yok çok merak etmiyorum ama siz üstünde etmeyin durduğunuz efendim. için şunu etmeyin, merak Etmeyin yani ettim. bence yani de etmeyin. Niye Öğrenememişler yoksa yok. mi? Çünkü yani birkaç seçenek olabilir. Aynı kitapları okuyorlar dediniz bütün askerler anladığım kadarıyla. Tabii biz Batı menşeli... Ha. Onlar da bunu okuyorlar. O, o, Amerikan niye Amerikan e, gelmiyorlar okuyorlar. okuyamadılar mı, öğrenemediler mi o anlamda? Yoksa diğer seçenek gerçekten korktukları için evet bir emir var bunlar da gidiyorlar ama tanktan çıkamıyorlar. Şimdi er, erlerin az seviyedeki bahsettiğiniz gibi çok fazla görüntümüz görmedik. Yok göremezdik. İsrail de paylaştığında da çok ne denir steril alanlarda evet, gezinirken çatışma çatışma birkaç görüntüleri defa böyle değil. boş Heh. binalara bakan e, piyade gördük ama çoğunu görmedik. Yani şimdi, bu bir korkunun eseri mi? Şimdi o askerlerin yani erlerin işte orada durmaması korkuyla izah edebiliriz. İkincisi, Ama böyle olunca da o geliyor patlatıyor daha korkunç evet. değil mi? İkincisi bu savaşı İsrail askerleri içselleştirmemiş. Hmm. Yani bu savaşa inanmıyorlar aslında. Erler için bunu söyleyebilirim az biliyor. Peki subaylar niye dediğiniz gibi o taktik nosyondan yoksun? Çünkü dediniz ya şimdi o tankı korumak için çıkması lazım. Zaten tankı da korumazsa tankın içinde patlayacağını da biliyorlardır herhalde. Ama ölüm öyle bir şey ki ölüm korkusu içgüdüsel olarak kendinizi emniyette hissettiğiniz yere sizi götürür aklınız durur. Artık düşünemez hale gelirsiniz. Yani ölüm korkusu öyle bir bilinçleri felç edecek, tek düzeleştirecek bir etkiye sahiptir. Bunu zorlu şartlarda yapmış olduğunuz eğitimlerle ve inancınızla ancak aşabilirsiniz. Şaka değil ölüm makineleri bunlar. Bunlarla mücadele ediyorsunuz. Sizin de elinizde var ama eğer o inanca ve bilgiye sahip değilseniz bunu kullanamazsınız. Şimdi bunu tamam anladık. Yani içselleştirmemiş İsrail askerleri bu savaşı İnanmıyorlar yani inanmadıkları emir gereği yapıyorlar. Bir de korkuyorlar. İyi bir eğitimden geçmemişler. Peki neden taktik nosyondan yoksun komutanlar? Asbirlik komutanları neden bu taktik nosyondan yoksun? Bunun için bir şey size söyleyebilirim. Yani dünya as birlik diyorsunuz da. As birlik komutanı düzeydeki yani ta tank takım komutanı, tank bölük komutanı, mekanize takım komutanı. Ya yani yüzbaşılar, binbaşılar mı? Efendim, söylemek istemiyorum onları. Salih. Yani bunu şimdi Niye? şöyle yani bu zorlamayalım. Onu... As birlik komutanları bu şeyleri kim yönetiyorsa onlar yönetiyordur. Ama rütbesi nedir? İsrail ne vermiştir onu ha. bilemem. Tamam. Bilmek de istemiyorum zaten. Yani Ama general oluyor yani. Yani şey as birlik komutanları. sebebi şu. Yürümeyi bilmekle yürüyebilmek ayrı şeylerdir. Yani siz bunu kitaptan okursunuz. Eğer uygulamaya dökmemişseniz, yeterli tatbikatı yapmamışsanız, yeterli muharebe ortamlarında bulunmamışsanız işte böyle olur. Tamam mı? Durum bu. Evet. Şimdi bir başka görüntü. Burada da bir binanın içinde... Gene RPG e, roket atar. Bu patlatamayanlardan dediklerinizden değil mi? Zırhı delemeyenlerden. O hayır 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 hayır. O geri gelelim de geldiğimizde en azından ya da onu görelim. Şimdi ucunu görmedim ben. O roket roket başlığını görmedim. Hayır, yani RPG'ler bu başlığı da mı atıyor? Evet evet tabii. Bu bakın, deminki gördüğümüz var. Bakın şu RPG roketi. Heh. şu başlığı. Tamam mı? Tamam işte demin de RPG deyince ben RPG, RPG roketiyle attığı şeyi aynı. Yani zamanda. Aynı silahtan atılıyor ama Heh. roketlerini üreten Ama kastamın hazırladığı. Bu hazırladı. Tamam. Yani bu önemli olan roket Şaşırttın zaten. abi benim. Öyle mi? Demiş evet. RPG dediğin için şimdi dedim ben aynısı görmüyor muyum? Bir de e, şey istemedim. Anlamıyormuş gibi görünmek de istemedim ama tamam. Yok anlayamayabilirsin. Şimdi, yani şey? RPG'nin e, neyi denir? Makinasının içine roketini kastamın evet. hazırladığıyla atıyorlar. Rocket Zaten burada da bir kişi değiller. iki kişi birden attıktan sonra gidiyorlar. Burada da üstünü de kapatmış olduklarından bu herhalde tank bir şey, şey, şey. neydi onun ismi? Oradaki şeye İş kafes makinesi. diyorlar. He. Kafes diyorlar. Yani el bombası falan gelirse o kafese çarpsın aşağıya. Bu şu dur dur. Şurası RPG roketi ana silahı. Tamam. Şurası başlığı. Senin doğru görmüşsün. Tamam. Bu şey değil. Yasin 105 değil. Tamam. Evet. En azından Bu burada. ne için kullanılır ama? Bunun kullandığı mevzilere için kullanılır. Yani düşman mevzileri için de kullanılır bunlar. Şimdi benim anladığım kadarıyla görüntü devam edip geldiği için bu içeriden atan biraz önce gördüğümüz o zırhı hedef alıyor. Çünkü öyle, bakalım devamında ne var ona bakalım. Hadi devam edelim çünkü orada bunun attığı da vardı. Onu göreceğiz büyük bir ihtimalle. Şimdi buradan bakın evin içinden ateşliyor. Arkadaki şey düştü gördüğünüz evet, gibi. Evet ne kadar büyük bir basınç e, Tabii 50 olduğunu. metrelik şey var. Geri tehlikeli alanı var. Roket fırladı da nereye fırladı görebilsek. Yüksek ihtimalle o demin gördüğümüz zırhlıya gitti o. Çünkü o onun devamı. Öncesinde başka bir şey Bu yok. Bu yalnız burada. şey. Yasin 105. Tamam. Yani bu asıl tanklara etki eden bu. O muhtemelen şeye de olabilir. Deminki gördüğümüz askerlerin mevzilerine de olabilir. Benim bunun paylaşılmasındaki mantık anladığım kadarıyla her yerden gelebiliriz. Her yerden saldırabiliriz'i <laughs> bir şekilde göstermek istiyorum.